Bismillahirrahmanirrahim. Taha 2, 11. sefir, 77. kısım. Vasıl, erkek ve kadın müminlerin vasıfları, erkek ve kadın Müslümanların vasıfları. Bilmelisin ki Allah-u Teala kadın ve erkeklerden bazı grupları Allah izin verirse şimdi zikredeceğim bir takım özelliklerle betimlemiştir. Zaman, hiçbir şekilde bu nitelikleri taşıyan erkek ve kadınlardan yoksun kalamaz. Bu özellikleri örnek olarak şu ayeti verebiliriz. Müslüman erkek ve kadınlar, mümin erkek ve kadınlar, ibadet eden erkekler ve kadınlar, doğru sözlü erkekler ve kadınlar, sabreden erkekler ve kadınlar, Allah'tan korkan erkekler ve kadınlar, sadaka veren erkekler ve kadınlar, oruç tutan erkekler ve kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkekler ve kadınlar. Sonra şöyle buyurmuştur. Allah bunlara büyük bir mağfiret ve ödül hazırlamıştır. Böylece Allah haklarında takdir edilmiş günah gerçekleşmezden önce mağfiretini vaat etmiştir. Bu durum onların günahın zarar vermediği kimselerden olduklarını gösterir. Güvenilir kutsi bir hadiste şöyle denilmiştir. Dilediğini yap, seni bağışladım. Bu kimselerde günahlar ancak kesin bir kader nedeniyle gerçekleşebilir. Yoksa onlar Allah'ın yasaklarını ihlal etmezler. Nitekim Ebu Yezid'e şöyle denilmiş. Arif günahkar olur mu? O da Allah'ın emri gerçekleşen bir kaderdir demiştir. Burada Allah'ın inayetinin ehli olan ariflerden günah, Allah'ın ezeli kazasının nüfuz etmesi nedeniyle takdire göre gerçekleşir. Müslüman erkek ve kadının, mümin erkek ve kadının kim olduğunu ortaya çıkartmak için bu sınıfları zikretmemiz gerekir. Ayrıca Allah'ın bu mertebe sahibi olarak nitelediği kimselerin kim olduklarını ortaya koymalıyız. Allah onları bağışlayacağını, günah işlemezden önce büyük ödül vaat ettiğini söylemiştir. Allah'ın yücelttiği bir durum sadece yüce olabilir. Onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebi, sıddık ve şehitlerle beraberdir. Ayeti de bununla ilgilidir. Başka bir ayette ise tövbe eden abidler denir. Daha önce abidleri zikretmiştik. Ayetin devamında Allah'a hamd eden ve seyahat edenler denilir. Bu ümmet için seyahat cihat demektir. Allah dostu hakkında şöyle der. İbrahim çok ince ruhlu, yumuşak huylu biriydi. Dolayısıyla pişman olan hilim sahiplerini de zikretmemiz gerekir. Allah İbrahim için hilim sahibi ve Allah'a yönelen ifadelerini kullanmıştı. Allah'a yönelmeyle onu övmüş ve onun çokça Allah'a yönelen olduğunu söylemiş, burada da Allah'a yönelen olduğunu dile getirmiştir. Söz konusu sınıfların bu bölümde zikredilmesi gerekir. Böylece bu nitelikler ve onlarla nitelenen kimsenin özellikleri tam olarak öğrenilir. Aynı şekilde akıl sahipleri, hilim sahipleri, zeka sahipleri, basiret sahipleri de zikretmelidir. Allah onları boş yere bu niteliklerle zikretmemiştir. Bu niteliklerle nitelenen kimseleri Allah bu niteliklerin gereği olan ve onların ortaya çıkardığı Allah katındaki menzillere ulaştırmıştır. Ricalin ve velilerin ilimlerini zikretmeyle ilgili bu bölüm, kitabın en önemli bölümlerindendir. Allah izin verirse bize betimlendiği ve hakkın vakamızdaki yani rüyada gösterdiği şekilde bu bölümü tamamlayacağız ya da tamamlamaya yaklaşacağız. Çünkü doğru rüyalar kapısı kapanmış ve sebepleri kesilmiş peygamberlik izlerinden geride bırakılmış yegane şeydir. Allah onu kalplerimize atmış, desteklenmiş ve mukaddes ruh onu nefslerimize üflemiştir. O ilahi ilham, ledünni bilgidir. Bunlar Allah'ın kendi katından dilediği kullarına verdiği rahmetin sonucudur. Onlardan birisi de velilerdir. Allah-u Teala şöyle buyurur. Dikkat ediniz, Allah'ın velilerine korku yoktur. Onlar üzülmeyecektir. Bu ifade geneldir. Burada ahiret denilmediğine göre veli, kendi hali hakkında açık bir kanıta sahip kimsedir. Veli, kendisinin de doğrulayacağı tarzda hakkın bildirmesiyle akıbeti hakkında bilgi sahibidir. Allah'ın müjdesi gerçektir, sözü doğrudur, hükmü kesindir. Kesinlik gerçekleşmiştir, öyleyse veli derken kastedilen Allah tarafından müjdelenen kimsedir. Allah-u Teala şöyle buyurur, dünya ve ahiret hayatında onlara müjde vardır. Allah'ın kelimeleri değişmez, bu büyük bir kurtuluştur. Tevhile kapalı bir haberle gelen müjde karşısında hangi korku ve üzüntü kalabilir ki? İşte bu, ayette veli derken kastedilen kimsedir. Veliler pek çok kısma ayrılır. Çünkü velilik kapsam bakımından en genel taleptir.
Şimdi onun ehli olan insanları zikredeceğiz. Onlar daha önce zikretmiş olduğumuz sayıları belli ve belirsiz kimselere ilave bir takım sınıflardır. 77. kısım sona erdi. Onu 78. kısım takip edecektir. Allah'a hamdolsun.